Bu vijetvesis.blogspot.com'da bu bilgilerin bir kısmını yani 6 şey olarak seneler önce ben yapmıştım. 2011, 10 sene önce yapmışım. Bunları genişleterek şimdi anlatacağım. Baştan bu siteye de girip bakabilirsiniz istediğiniz zaman. Ve bu video kaydını da bir yerlere koyacağız. VJFestis YouTube sayfasına mesela. Bu 3 haftalık olacak herhalde ya da yapabilirsek 4 haftalık bu anlatım boyunca size şunları anlatmayı düşünüyorum. 18. yüzyıldan başlayarak renk organları nasıl başladı? Yani sana sesi ve görüntünün ilişkisini aslında Aristoteles'ten beri işte ya da antik çağdan beri uyum olduğu bununla ilgili birçok düşünüyorlarmış zaten böyle şeyler. Yani ilk mağaralar zamanında bile, mağarada bile işte ateş, resim yapılan yerde müzik yapılan yer aynı olduğunu söylemişti. Mesela Avusturya'da bir VJ festivale geldiğinde. Yani insanlar müzik yaparken bir şekilde de onun görselliğiyle de ilgilenmişler gibi gözüküyor. İşte 18. yüzyıla geldiğinde işte Newton, prizmadan çıkan 7 renk bulduğunda şöyle bir video buldum oradan daha görsel olarak şey The guy who discovered gravity? He thought that the order of rainbow colors must have a harmony, so he thought of colors as musical notes. Red is D, orange is E, yellow is F, green is G, blue is A, indigo is B, and violet is C. Now, listen to this harmony. It's called a chord. What is it? I thought that maybe I could see this harmony better if I arranged them in a square. Ow! No, a circle, to see how they would look across from each other. Now, I could see there really was a harmony between the colors. And I also see color contrast. Tiggles, it turns out Newton was right about the color wheel. It also turns out that red, yellow, and blue are the only three colors you need to mix any other color around the wheel. Bu da işte renklerin karışımıyla falan ilgili. Yani klasik müzikle ilişkilendirdiklerini görüyoruz işte ve tek bir notayı, bütün notaların renklerini tek tek kimisine göre başka yani seneler sonra da değişiyor böyle işte aslında mor şu tonda bu tonda diye ve burada işte sinestezi yani bu dönemde yani 19. yüzyıla geçmeyeyim 18. yüzyıldan devam edersek bu color organlarının başlaması ya color organ dedikleri işte renk organı yani piyano varken bir renk şey görsel yapacak bir şey tasarlamaya başlıyorlar. Bunlar nasıl şeyler? Renk organı. Renk organı evet. Yani bunlar notalar işte. İşte bu kırmızıda, koyu kırmızı işte sarıya gidiyor, sonra yeşile gidiyor. Yani her ben piyanoda bir notaya bastığım zaman o renkler çıkacak. Nasıl çıkacak? Bunu işte önce elektrik olmadığı için şeyle yapmışlar, mumla. İşte şöyle bir... Ya devam etmeden bir şey sorabilir miyim? Bu renkleri seslere atarken... Yani işte mesela doğuyu kırmızı, reyi yeşil olarak tanımlarken ki teori nedir aslında? Benim en çok merak ettiğim kısım o. Onu ben şey yapamam. Yani o oradaki müzisyen ya da ressamın kendi şeyi. Mesela Kandinsky sarıyı trompet görüyormuş ya. O evet. Sanatçının kendi şeyi oluyor. Ama ya da biri şey tınıyla ilgili, yani. Biri tonla ilgili. Şimdi seslerin selenleri diye bir şey var biliyorsunuz değil mi? Doğuşkanlığı, sesin doğuşkanlığı. Şimdi şöyle ayırt ediyoruz. Böyle çok şey biliyorsanız söyleyin anlatmama gerek kalmasın. Mesela la 440 Hz la'yı bastığımızda
adını La diyelim. Yani 440 Hz'i bastığımızda diyelim. İlk önce onun içinde bir sürü ses var. Bütün sesler var. Aslında duyuyoruz. O La'yı ilk duyduğumuzda tamam 440'ı duyuyoruz. Ama hemen sonra hassas bir kulak oktavını duyuyor. Sonra baskın olarak gelinen beşlisi. Yani Do, Re, Mi, Fa, Sol. Sol'ü duyuyoruz. Yani La'dan başlarsak La, Si, Do, Re, Mi. Mi'yi duyuyoruz. Sonra altılısı duyuluyor. Sonra dörtlüsü duyuluyor. Bunlar hep ama belirginliği azalan şeyler. Mesela ilk üçünden sonra artık insan kulağı duymuyor. Sadece bunu duyabiliyor. Aletler duyabiliyor. Ve bu anlamda La'nın La olarak duyulması baskın olarak kendisinin ve oktavının ve beşlisinin ve altısının duyulmasıyla alakalı. Şimdi renk teorisinde de işte eklemeli renk teorisi var, çıkartmalı renk teorisi var. Yani işte bütün renkleri birleştirdiğimizde beyaz olurken başka bir teori de var. Ve bu ikisini sürekli birbirine adapte etmeyen düşünce çalışan, adapte etmeye çalışan düşünce var ama edemiyorlar. Yani hani baskın renk var. Mesela seslerde uyumlu sesler var. Niye uyumlu? Şimdi biz Do, La'yı duyduk. Oktav, La ile ikisini hemen duyduğumuz için o ikisi bize uyumlu geliyor. Beşlisi, La, Si, Do, Re, Mi. La ile Mi'yi aynı anda duyduğumuzda da uyumlu geliyor. Ve biz mesela seste baskın sesi La, Mi, işte altılısı, beşlisi, altılısı, sekizli. Bunlar baskın sesler. Diğerleri daha yan sesler olarak tanımlıyoruz. Şimdi renkte de baskın renkler var ama bu şekilde bir teorisi yok. Yani başka bir şekilde işliyor ve bunları nasıl denk getiriyorlar? Ben ilk başladığım yerde çok büyük şeyim var. Soru işaretleri var bende. Belki ilerledikçe şey olacak. Neden hani Do'ya kırmızıyı? Ama bak mesela bak Newton 1704'te C'ye işte Do galiba değil mi C? Do, evet. Kırmızı derken Castel mavi demiş. Yani Siman Bordo demiş. İşte Hanford sarı demiş 1910'da. İşte yani senelere göre zaten notalara verdikleri renkler sürekli farklı. Değişiyor. Ya orada çok yoruma bağlı bir şey olduğu belli. Yorumun ama yorumun içeriği ne? Yani bir hani göründüğü şeyden belki bir bazı ölçütleri vardır. Bir de işte fiziksel özelliklerinden ölçütler vardır. Bir de sinestezik olarak hani bazı şeyleri aynen. Mesela sesi duyduğumuzda bir ses duyduğumuzda kırmızı. Evet ama işte oradan mı çıkmışlar? Yani da. Sinestezi. Kişiden kişiye değişebilir. Aynen kişiden kişiye değişen bir şey. Sinestezide kişiden kişiye değişebilir. Yani mesela körlere de mesela hani mavi rengi anlatmak için buz, soğuk bir şey veriyorlar. Kırmızıyı anlatmak için. Sıcağı anlatmak için kırmızı. Böyle bir şey var. Yani farklılıkları da var herhalde bireyden bireye. Ama belki dediğim gibi ortaklaştırıcı şeyler de vardır. Tam olarak herhalde bilinmiyor ki biz de hala soruşuruz. Ama hani mesela kırmızıyı biz ateşle çok ilişkilendiririz. Ki ateşin rengi kırmızı diye tonları. Hani sıcakla orada bir bağlantı kurmak kolay mı? Sesle nasıl bunu bağlantılıyorsun? Yani soğuk ses, sıcak ses. Yani işte kalır o renk organları şöyle gözüküyor. İşte piyano şurada, bu yanan şeyler, mum içinde mum olan, cam olan şeyler böyle. Yani şöyle video gösterebilirim ama önce yani düşündükleri şöyle bir işte kavulik buna lumia diyor. Buffett Thomas'tı galiba. İşte böyle bir şey tasarlıyor işte piyano çalarken böyle görsel de olacak ve o müzik gibi işte böyle o müziğin yapısında dalgalanacak melodik bir görüntü olacak. Ya görüntünün kendisi de melodik olacak gibi. Yani şu tarafa geçsin o zaman. Yani kompleks böyle sistemler yapmışlar gibi gözüküyor. Işık
ve o işte piyanoyu birbirine bağlayacak manuel sistemler yapılmış. İşte bu bir kadının yaptığı mesela, bunu yapmak için bir kadın yapamaz falan demiş. İşte biraz önce gösterdiğim piyano şeyini tasarlayan adam. Bu nasıl gözüküyor? Tabii şöyle bir şey mesela. 1920'de yaptığı Greenwald diye bir kadının. O başka bir layer der galiba. Mesela dikiş makinesine gibi böyle, yani o piyanonun diş basmasıyla onun dişlilerini buradaki ışıksal şeye ve bunların patentini falan almışlar. Mesela şöyle bir şey var. Bu arayla bile bastığında buradan. Yani biraz karışık bir şeyler gözüküyor. Random mı çıkıyor bir şey aslında? Hayır. İşte ya o notada o rengin çıkmasını istiyor. Özellikle. Onu ayarlıyor. Aynen. Yani baksana şöyle makineler falan. Neredeyse. Sesin görselinin oluşturması. İşte diyor ki music is turned into glowing color. Yani bu böyle o zaman çok çığır açan, yani çok şey bir şey. Süper bir şey bulduk falan diyorlar işte. Ama yani bunun teknik altyapısına gelirsek biraz, şimdi şöyle başlıyor aslında benim anladığım. Simatics. Bak şimdi. Şu an bu görüntü oldu ya mesela, artık o bir görüntü oldu ama ses değil yani. Fotonu sese çevirip çevirdiklerinde de başka bir şey oluyor. Ama eş olmasıyla işte, ama o rengi hani o olur bu olur, o biraz seçime dayalı. Ha, evet, orası biraz karışık ama bu da çok daha net. İşte bu adam şimdi de söyleyeyim. Kladni figürs deniyor buna. 1787'de. Fizikçi ve akustiğin babası olarak şey yapılmış ve bunun da bir kitabı var. Discoveries in the Theory of Sound diye. Kitabı bulamadım. Ve sonra işte Newton'un color wheel'ı falan, o döndüğü zaman beyaz oluyor o şey. Prizmaya da bir kısaca hemen bakarsak, Newton was born in 1642 into, but the colors were already present in the white sunlight. Yani onun deneyini yaptığı şey. But what set Newton apart was the fact that he devised and performed an experiment. Böyle bir delik koymuş ve o rengin. First, he made a rainbow by shining white light through a prism. Beyaz ışığı prizmanın önüne koyarak then, renkleri ayırıyor. He is the genius. He introduced a slit into that rainbow beam, açıyor. And that allowed him to isolate a particular color of light oradan geçmesini sağlıyor. Into a second prism.
Sonra ikinci bir prizma koyuyor. Bakıyor şeye. Yansıma yine aynı renk. O zaman diyor ki şey değil, bu prizmadan değil. Yani ışığın kendisi. Yani prizma değiştirmiyor. Kırmızı, yine kırmızı çıkıyor. On the wall. Ya beyaz ışık prizmadan 7 renk çıkıyor. Ama sadece kırmızı ışık yaptığında prizmadan kırmızı çıkıyor. That implies that the colors themselves are pure. The prism is not saf olduklarını, saf olduklarını çıkarıyorlar buradan. Oradan kaç renk çıkartıyor acaba? Prizmadan. Ha? Üç ana rengi mi çıkartıyor? Yok, gökkuşağı çıkıyor işte. O gökkuşağındaki 7 rengi çıkartıyor prizmadan. Newton was born in 1642 into an England that was a country in transition. That was at the start of the English Civil War. It was a country where they were still hunting. Beyaz, pardon, Newton'un bulduğu herhalde şey oluyor işte. Beyaz ışığın o renklerden oluştuğu. They've shed the prism to the pure white light. İşte şu. Gökkuşağı. But the colors were already present. İşte gökkuşağının çıkması da böyle. İşte yağmurdan kırılıyor. Onu da zaten fizikçiler, felsefeciler falan filan bulmuş. Bu Clanny Flakes'ler işte bayağı şey ilham edici oluyor. Böyle yani titreşimlerin bu şekilde. Bu da çok ilginç değil mi ya? Bu açıklanabilen bir şey biliyor musunuz? Yani evet. Neden bu şekilde alıyor olması? O titreşimi kumu neden böyle bir çiçek hali? Yani sinüs işte bütün evrenin şeyi yapısı gibi yani. İşte kar taneleri gibi. Bütün işte karnabahar mesela niye fraktal? İşte zaten hani böyle şey anlamıyor ama. Yani. Değil, hareket edip o dalga boyuna mı oturtuyor? Öyle bir titreştiriyor ki kumu o şekil oluyor. İşte aslında orada ses de yani frekansla alakalı. Yani dağınık bir frekans değil aslında o gelen şey. O yüzden görsel de çok da dağınık olmuyor yani. Belli bir yapıda oluyor. Evet. Bir dağınık ne şey demek ki? Düzensiz yani. Evet. Hani bir böyle fazla titreşme, az titreşme aynen gibi bir durum yok. Aynı. Ha, aynı frekans veriyor. Tek frekans aynı şekilde titreşme aynen oluşturduğu için görselde mantıklı olarak aynen. O da düzenli bir tekrardan bir düzenli bir şekil oluyor. İşte Daniel bundan sonra fotofon işte bir Graham Bell galiba işte şey yapıyor, telefon teli, sesi ileten telin önüne ışığa bağlıyor sesi. Yani ışık veren bir şeye bağlıyor. Ve buradan da şeyi buluyorlar, aslında sesi görüntüye çeviren bir şeye gidiyor bu da. Nasıl? Şöyle biraz örnekler var. İnsan sesinden mi bahsediyor? Yok. Ses yani yine şöyle dalga gibi. Yani, insan sesini de yapar herhalde ama çok bir şey anlaşılır mı acaba bilmiyorum. Ladies and gentlemen, Bell Laboratories invites you to hear our new system is called Light Wave Communications. And Bell Laboratories, with the cooperation of Western Electric and the Illinois Bell Telephone Company, has installed a working light wave communication system beneath this. It's quite old, as light as a communications medium may seem like a very new concept, but really it's not new at all. It's quite old, as a matter of fact. It's very old. It's as old as signal fires. It's as old as smoke signals. It's as old as one if by land and two if by sea. And it's even as old as Morse code blinking from ship to ship. In fact, the idea is so old that back in 1880, only 4 years after Alexander Graham Bell invented the telephone, he invented the photophone to send his voice on a beam of light. Ahead of his time? I think you'll be surprised at how far ahead of his time Mr. Bell was.
Here's a drawing of Bell's photo frog. Now, the most powerful source of light that Bell had to use was, of course, the sun. So he reflected sunlight from a mirror through lenses to form a beam of light. The beam hit the silvered surface of a membrane stretched across the end of a speaking tube. When Bell spoke into the tube, his voice vibrations vibrated the membrane and imparted those vibrations to the beam of light, which went on. Well, that process is called modulating the beam of light. Şey diyor işte, ışık oraya gelip yansıdığı zaman o ses yapıyor ve sesle o ışığı bozuyor. O ışık şeyi onu tekrar yansıttığında o ışığın kalitesi değişiyor, enerjisi şeyi değişiyor. Bu yani ses dalgaları ile ışık dalgaları birbirini etkileyebiliyorlar. Aynen, birbirine dönüştürülmesi enerjinin aslında o enerjinin diğer enerjiye dönüştürülmesi gibi. Mesela bunu optofon diye bir şey, sonra Ural Hausmann diye bir Alman sanatçıydı galiba. Bunu 2004'te ve sonra bunu aslında yapamamış, çizmiş, parasızlıktan yapamamış. Onu 2004'te yapmış birileri. Şu an sesi görüntüye çeviriyor. Duyduğumuz sesin görüntüsü. Evet. Yani hep yani sesi görüntüye çeviriyoruz ya. Pardon, görüntüyü. Bu görüntüyü sese çeviriyor. Bu görüntüyü sese çeviriyor. Evet. Yani şurada ışık veriyor, o karşıdaki alet onun sesini çıkartıyor. Evet. Bunun resmi şöyle bir alet olmuş o. Şöyle bir alet olmuş. Sanırım burası ses modülü, burası ışık modülü. Birbirine bağlı. Nasıl çalışıyor? Ben de tam şu an şey yapamıyorum. Pardon. bu işte optofonu çizdiğinde böyle bir şey çizmiş. Optofon Grambel miydi? Yok. Optofon Hausmann. Alman amca. Alman amca. İşte bu şey 1895 Color organı işte bu cam, renkli camları buraya koyuyor. Arkasına mum koyuyor. Her notaya bastığında oradan ipi çekiyor. Arkadaki mum bir tanesini aydınlatıyor. Bu ilk örnekler işte. Kaç? 1865 mi? O zaman 1895. Evet, çok ilginçti. Evet, şampiyon hızlı çaldığını düşünsene. Yavaş parçalar için. Yani aslında günümüze geldiğinde de tekrar o notaların renklendirilmesine gidersek size şöyle bir örnek göstereyim. Hala yapıyorlar. Brahms'ı çevirmiş. Yani bu yine onun aynı mantık gibi geliyor işte. Notalar birebir senkronlu bir renk atıyorsun. Bütün notalara renk atıyorsun. Onun çağla da o renk yapıyor. Aynen. Yani senkron burada tam. Bu anlamda eşit. Ama müzik bu mu yani? Tabii. Ama yine bir grafik olarak bunların işte benzer parçaların tekrar etmesi. İşte ince notalar kare. Üst tarafta, kalın notalar alt tarafta.
patlayan sesler daha uzun görünüyor. Noktasal olan sesler daha nokta kısa kısa olan farklı sesler falan. Yani bu... Bir tane şey var böyle, kayak yapıyormuş gibi iki tane çizim. Çizgilere değdiğinde, tam basılırken çizgilere değiyor. Hangi nota olduğuyla ilgili bir şey yok ama yine o da bir uzun mu, kısa mı? O kısımlarla hareket ediyorlar falan, bayağı keyifli. Düştükleri yer şey, ses çıkartıyor. Düştükleri ses çıkartıyor. Çok güzel çizilmiş. O da aslında sesin görüntüye dönüşmüş hali. İşte bu Thomas Wilfred'in hayalindeki şey böyle bir şey. Yani yapmışlar da sonra. Hatta bunu evlere konabilecek bir şey olarak düşünmüş. Bu sesi mi dönüştürüyor şimdi görseli? Bundan sonra genelde şey... Sesi görüntüye dönüştürüyor. The ethereal images recorded here are created by light shining through a rotating disc painted with colorful transparent paints. Yani evet, bu arada da mekanik çözümler üretiliyor. Işık şovlarında da benzer şeyler var. Tepegöz. Burada şu an Tepegöz daha bulunmamış. Yani kullanılıyor da. Şu anda duyduğumuz sesin görseli değil mi? Sadece bir şey. Yok, bu aleti anlatıyor şu an. Müzikle nasıl uyum içinde olduğunu bilmiyorum. Yani böyle bir aleti böyle yapmışlar diyor işte. Dönen bir şeyin üstüne, camın üstüne boyalı şeyler koyup onları çevirip bu şekilde bir görsel elde ediyorlar. Görünen şey böyle bir şey. Böyle hüzme falan gibi, klasik müzik. Bu nota ve renk arasındaki şeye dair bir şey buldum ama Dusso'ya göre 7 müzik notası arasında var olan titreşim bağlantısıyla renk spektrumundaki değişik renkler arasında bulunan titreşim bağlantısı aynıymış. Yani çınlamalı gamın ve ışıltılı gamın güzelliğini sağlayan aynı sayılarmış ve bu da 24, 27, 30, 32, 36, 40 ve 45'miş. Aynı sayılar gökyüzünde yıldızlarla çevrelerinde dönen gezegenler arasındaki uzaklıkta ve atomun çekirdeğinden elektronları ayıran aralıkta da buluyormuşuz. Baudelaire'in şiirindeki gibi en büyükten en küçüğe renkler, sesler, tatlar ve kokular orantılıymış. Ya bu da do, mi, sol temel renklerde kırmızı, sarı ve maviye karşılık gelirken re, fa, la ve si tamamlayıcı renkler olan turuncu, yeşil, lacivert ve mora eşitmiş. İşte o sesli selenlerinde baskın olarak ilk duyulan şey de do, mi, sol ana renklere tekabül ediyor bu okuduğunda. Daha i̇şte sonraki duyulan seslerde şeyi yağ renkleri. Evet. Yani işte Kandinsky ile de Schoenberg arkadaşmış ve yakın şeylermiş. 19. yüzyılda diyor artık şey, relativite bulunmuş. İşte David Bohm, ya fizikte bir değişim var ve müzikte atonalite öne çıkmış. Belki sen anlatırsın. Atonalitede merkezi bir ton ya da şey yokmuş. Her şey biraz daha dağınık bir konfigürasyon varmış. Ve aslında resimde de ilk soyut resim Kandinsky diyor, bilmiyorum ben belki. Ama o dönemde yani artık bir şeyi taklidi olmayan, kendi başına bağımsız bir medyum olarak resim ve Kandinsky'nin burada bir orkestrayı canlandırdığı resimlerde ve işte renkleri gördüğü, ses gördüğü renkleri görünce sinestetikmiş zaten o yani hastalık olarak. Ya sarı da mesela bas, borazan sesi duyuyor falan. Yani resimlerinde duyuyor. Aslında resimleri gördüğünde duyuyor. Yani bu resmin sesi var. Kompozisyonu var. Şu mesela işte bunda da mesela işte müzik ton şeyleri gibi biraz daha müzik şeyi, şunu
Schoenberg'in müzik piyano partisi 11. okmuş. Bundaki böyle şeyi de hani onun resminde de belki bu resimde de işte öyle bir ama saf geometrik ve renk yani bu da işte görsel müzik yani çünkü yani şunun burada tekrar etmesi işte bunların hepsinin bir düzeninin olması belli bir renklerin değişip işte boyutlarının kısa küçük oluşu bir bu yapı şey olarak mi? Paul Klee'nin değil mi? Hı-hı. Onun şu denemesi bu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa, evet zaten Lee de müzisyenmiş sonra resme başlamış. Bu Kandinsky sanırım. Bunlar Lee. Burada Lee olması lazım. Bu da Man Ray. Bunun da biraz sonra filmini göstereceğim. O da aslında öyle soyut çalışmış. Bu da Lee işte 3 tonlu. Burada da şey diyorlar işte mid high low yani ses müziği en temel 3 şeye ayırabiliyoruz. Tiz sesler, bas sesler, orta sesler. Burada da işte beyaz, siyah, gri. Evet onlarla şey olarak düşünebilir miyiz? Yani film ve sinemaya geçtiğimiz zaman ben şu konudan devam edeyim. Fritz Winkel diye bir adamdı, şey telekomünikasyoncu falan, bu televizyonla çalışıyor. Mahalina Gani'nin televizyonunun 1200 dotu ayırıp televizyon sinyallerini, sesini çıkartıyor aslında. Ona sonra video sanatta bayağı geleceğiz. Televizyonun sesini, yani aparatların sesinin çıkması ve görüntüyle sesinin yine o titreşimdeki gibi aynı olmasını. Ama oradan devam etmeyeceğim. Şimdi sinemaya geçiyoruz. İşte bu, onlar da artık optik sinema diyorlar. Yani işte şey, Ruttmann bayağı ünlü. İlk soyut sinema deyince onun ismi daha çok geçiyor. Bu da, evet izleyelim bir tane. Opus 1, 2 ve 3 bu. Müzisyen de işte o dönemin müzisyeni ve beraber çalışarak yani aslında görselcinin ve müzisyenin de ortak çalışmasının ve onların bir araya gelmesinin çalışmasının bir örneği oluyor. Yani görselci yapıyor sonra müzik oluyor. Yani birbirini sonradan yapıştırmıyorlar. Gerçekten beraber algılanacak üçüncü bir sanat dalı yaratmaya çalışıyorlar. Sinema, neyse orayı sonra devam edeceğim. Bu 24. Mesela şunu biraz bakarsanız mesela bunda ses yok ya. Ya bu işte soyut sinemanın ilk örnekleri bunlar. Elle çizilmiş, kaç kere defalarca çizmişler resimleri ve şekillerin şekillerden şekillere dönüşmesi. Yeni bir dil arıyorlar işte. Animasyonun ilk örnekleri. Bugün motion graphics denilen şeylerin. Sonra hatta bunları kolay yapmak için şey yapmış adam, animasyon makinesi falan icat etmiş. Yani aslında analog bilgisayar icat etmiş oluyorlar bir anlamda. Sesli olanını... Thank you.
motif. Bir de şey, mesela sesler tonlarının yuvarlaklığı, sivriliği, öyle şeylere de kafa yormuşlar. Parçanın altında yazan şeyler. Ha, altında yazan.
Sen hiç sevgilinin sobasına kılıcın iliğini koydun mu? Tembel donanım ürünlerimiz arasında dinlenmediğinde akışı kesilen musluğu tavsiye ediyoruz. Yani işte Dada, o dönemki sürrealist sanatçılar, ressamlar da sinema yapıyor. Sinema böyle her sanat dalının aslında birleşip daha güçlenip kendisini daha çok ifade, sinemayı çok büyük bir olanak olarak görüyorlar ve orada birleşip onu araştırıyorlar çok. Yani Fernand Leger'in bir filmi var. O mesela işte o da beden ve dans eden bedenle ilgili. Le Ballet Mekanik. Yani kameranın olanaklarını araştırıyorlar bu arkadaşlar. Bir yandan da görüntü, yani 24 kare sonuçta bir sürekliliği araştırıyorlar. Zamansal bir sanat, müzikte, sinemada veya işte evet görsel müzikte şey zaman, yani o görüntüler zaman içinde birbirinden birbirine dönüşüp belli bir yapı, yani müzikteki gibi yani bizim anlayacağımız, kavrayacağımız bir şeyin olması gerekiyor. Sürekliliğin. Yani bunu da sesi indiremedim. Ama gayet şey böyle. Sesi veriyorum. Deneyse artık. Evet. İlerleyen zamanlarda bir sürü şey kullanılmış gibi. Daha sonra çok tanıdık geliyor göze. Ha tabii canım. Bunlar... Öncekiler animasyonlar. Evet. Buralardan geçmişler işte hocam. Yani ama yine de bir ritmik bir şey işte görüntüde çektiği şeyde. Man Ray tam bir DJ kafasında iş mesela. Işık. Bizim ilk sesle renkin alakası budur güzel. Disko topu. Ne topu? Disko topu. Türkiye'de alaka kurulmuş. Thank you.
oluyor ama AB deniyor işte. Tek bir AB sanatçısı oluyor. Mesela o yapıyor ikisini. Ses gelince sinema bozulmuş. Şöyle bir şeydi bu 30'larda Bauhaus'tan Manolo Nagy'nin şey ışık tasarladığı ışık tasarısı. Ya da bu heykeller ama disko topunun ilkel versiyonu. İlk disko topu, tarihteki ilk disko topu. Onlar dönerken bir ses çıkartıyor. Hayırdır, öyle değildir. Motor sesleri. Motor sesi. Ya benim bir tane işim var. Yani hani ses girince, konuşma, diyalog girince görselliğinden eksilmiş. Ve edebiyata yaklaşmış aslında sinema. Görsel zenginliği ya da anlatım yoğunluğu eksiliyor diyaloglar gelince. Yani başka yerlere şimdi çekiyor. Görüntüyle şey birebir örtüşürken, ya yani baktığım şeyle duyduğum şeyi aynı anda olması önemliyken, sen ben konuşuyorum işte sinemada, o ses işte başka şeyler konuşuyorum ama kendim ben görüntülüyorum. Kafa başka yere gitmiş oluyor o zaman. Aynen. Kavram daha başka, ya bir de... O görsellikten eksilme anlamına gelir mi ya? Yoksa başka bir anlamda aynı olan bir görsel anlatılma varken başka bir şey girdi ya, yazılı olan bir şey. Evet ama o da yani acaba görselliğin parçası olarak düşünülebilir mi? Yani bütün algılarımız aslında birleşerek daha çok algılıyoruz ama görselliğin kapladığı alan bizim insan yapısında %70 olarak duydum. Bu yeni tartışılan bir konu. Popüler sentrizm diye bir şey var ki şöyle tanımlanıyor. İşte her şeyi artık görselliğin kapsadığı, görselliğin çok işlendiği, görsellik üzerine İnsanların artık kafasının çalıştığı ve bunun karşısında okuler sentizm diye bir şey çıkartmaya çalışıyorlar ki orada da söylenen şu, işte bütün algıların beraber algılaması, yani aynı zamanda işitmek, aynı zamanda dokunmak falan, bunların çok önemli olacağı, birbirini tamamlayacağı, bu kadar görselliğe yüklenmemiz. Olabilir ama yani benim demek istediğim daha çok şeydi, yani görselliğini görselliğin içinde kalarak, yani siz konuşmaları ses olarak duysak da o konuşmalardan görsel olan şey hakkında görsel olarak bir aldığımız bir bilgi artıyor olabilir. Yani atıyorum işte bir karakteri sen oradan geçiyor diye görüyorsun. Ama konuşmalar sayesinde oradan geçenin nasıl birisi olduğu ile ilgili birden bambaşka bir şey fikir edinip onu sözü çıkartalım ses olarak. Görmeni o etkiliyor sonuçta yani. Etkiliyor tabii. Mesela Otomatik Portakal filmindeki deneysel yapı da o. İzlediğinizde bilmiyorum da işte şey dövüş sahnesi var ve arkasında klasik müzik var. O bütün algıyı değiştiriyor. Yani o dövüş sahnesini acıklı yapmak. Evet, işkence sahnesinde işte kanlı bir sahne. Sanat orada olsun. Beethoven falan çalıyor. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. O, yani görsellik tamam sana bir şey sunuyor ama müzik, yani söz demeyelim. Söz çok başka. Bence yani söz de aynı şey. Ama edebiyat... Söz de aynı şey, aynen. Orada mesela şiir okusa,
da sen yine başka bir tabii şey aynı yaratıyorsun. Şey. Hani ben yani, şey için ses olarak konuştuğum için. Benim de hani mesela yani çok manipüle eden bir şey. Akademik düzeyde mesela bu tartışma şöyle. Mesela hani ben sinema televizyon bölümünde okuyan öğrenciler, yüksek lisans doktora. Mesela onların ölçtü az diyalogla çok şey anlatabilme yeteneği var mı? Ölçtülerden bir tanesi o ya mesela. Evet. Müzikte de ki en büyük ölçüt o da sözsüz müzik en âlâ müziktir yani müzisyenler için. Yani hani bir klasik sanat dalı olarak mesela görselliği ön plandadır ya. Hani o hani bozuldu diyor da ben bozuldu mu eksildi ben, mi mevzusunu aslında. Kapatmak için dedim aslında. Ha? Yani öyle bir yanı bozulmuş olabilir, bir yanı güçlenmiş olabilir. Hani kullanmana bağlı tabii ki yani. Değil mi? Ama bir anda değişmiş yani. Sinema algısı değişmiş. Yani ama sözle ya da yazıyla anlatacağın alanlar var. Yani edebiyat yaparsın. Ama şiir, sinema işte iddiası o zaten. Yedi sanat. Bütün evet, sanatları birleştiriyor. Söz var, ses var, görüntü var, hareket var. O yüzden hani özü itibariyle var, bir eksilmeden bahsedilebilir belki de. Bozulmadan değil belki. Ama yani evet, görmeden de anladığımızla ilgili bence ya. Başka da. Ya yani aparatın görüntü şeyi... Görüntü dediğimiz şey, mesela konuşma ve görüntü dediğimiz şeyin bir şeyi olabiliyor mu? Onu oluşturan şeylerden biri olabiliyor. Bana onu bir vereyim. Oluyor. Konuşma da görüntüyü oluşturan öğelerden birisi olabiliyor mu? Olamıyor mu falan. Yani görmekten de anladığımızla ilgili gibi sanki. Yani şey, devrim dediği gibi bakınca evet, yani o anlamdaki görmede bir eksiklik var gibi gözüküyor ama eğer görme daha geniş bir kavramsa belki o görme zaten o şekilde oluşuyor falan gibi de olabilir. Yani ses gelince kastettiğim şu, değişiyorsa resimlerin dediğim anlam zenginleşe de bilir. Fotoğrafların diliyle yani ard arda sıralama fotoğrafların diliyle bir şeyi anlatma yeteneği ayrı yerde duruyor. Evet. Ona bir de söz katma şeyinden bahsediyor. Ama işte yani mesela görüyorsun fotoğrafı ama fotoğrafta gördüğün şey atıyorum işte karışık bir mevzu ama tam anlamıyorsun. Ama işte onun sana diyor ki işte şimdi duramıyor yani işte. İkinci Dünya Savaşı sırasında şöyle 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 olan bilmem ne olduğunu söylediğinde onu bambaşka bir şey olarak görüyorsun. Yani. Şey var ya hani pipo. Tüfil resmiyle altında yazan bu bir pipo değildir yazısı. Hı. Bu tam onu açıklayan bir durum aslında. Onu açıklamak için yapılmış. Yani görselde yazı olmaksızın bu bir pipoyu görüyoruz ve altında yazı diyor ki bu değildir diyor. Şeyi de değiştiriyor yani bu bir pipo değildir. O zaman şey diyebilirim mesela baktığımda hiç yazı olmadan aa pipo var derim. Yazı yoktuktan sonra aa bir pipo var demem bu bir pipo resmi diyebilirim. Çat diye görme algısı orada değişiyor. Ya bir de bazı fikirler var o daha az diyalogla daha çok görüntüyle daha çok şey anlatmak gibi bir akım mı diyeyim ne diyeyim böyle bir şey var yani. Hani ona özellikle çabalıyorlar işte. Hani o karışık olan görsel karışık olmayacak. Sessiz bir şekilde en minimal sesle işte aslında ne demek istiyor onu anlatacak falan ama bence sinema yani dediğimiz şey ilk çıktığı zamanlarda işte o trenin gara girişi mevzusu o daha böyle insanları sadece geçişini çeken şeyden çok değişti. Bambaşka bir şeye dönüştü yani. Bir sürü şey içinde var olabiliyor. Elbet. Full diyalogla olan çok tatlı güzel şeyler de var. Hiç diyalogsuz da var. Neyse bizim konumuza dönersek bu da şey 1915'teki bir şey senfoninin tekrar 2008'de ışık tasarımcısının onun istediği gibi işte o yapan kişi şimdi ben size söyleyeceğim birazdan onun hayal ettiği gibi yapmışlar. Ses.
Shrubin'in sinestetik senfonisi. Scrubin. Ha? Scrubin. Scrubin. Prometheus, A Poem of Fire. Ses orada sıkıntı. Şarjı bitti galiba. Bağlantı mı koptu? Ben o zaman bilgisayara vereyim mi? Olur. Ben de kapatıp açayım. Bekleyeyim o zaman. Konsantre. Büyük sağlık panelinde Bluetooth'a bir bak. Bağlandı dedi. Versene şimdi. Ses çıkıyor ama. Yok. Ama bilgisayarın sesi çıktı biraz önce dolayı diye. Tabii bilgisayardan ver sesi. Bluetooth'tan değil de. Evet, sanki video öyleydi. Ses var. O orkestra izlemek istiyor musunuz yoksa? Sessiz mi? Yok. Sessiz mi? İndirmek istiyorum. Sessiz yayılmış. Yine ses yok. Aa bu sessiz çıkmış ya. Kayıt sessiz. Hayatta onun pardon. Ne duvarlarda renklendirmiş. Pardon. Aynen. Renkten hadi Burcu. Tamam. Doğuymuş. Daha kırmızı doğursa. Şuradan doğru. Otoplaştırsak orada. Ressam abi galiba. Normal McLaren 1940'ta. Ekranı çeken var zaten. İşte bu. Yani DJ dediğimiz işte mesela bunu aslında tasarımını yapmak oluyor. Yani sesten yola çıkıyor. Evet, evet. Yani sesin yapısını öyle bir görebiliyoruz. Aslında küçük küçük şeyler oluşturmak gibi. O müzik yapıları gibi görsel yapılar oluşturmak. Benim bir denemem var ya. Şey aslında ama ben size sinema tarihinde çok önemli şu Viking Egeling simfonisini de göstereyim. Diagonal, simfoni diagonal. Sessiz bak. Sonra böyle sadece sesi dinle. Sonra
bilgisayar kapansın. Bilgisayar kapansın. Sonra ikisine birden baktığında üçüncü bir şey olmuyor. Üçüncü bir şey mi ediyorsun? Evet, yani görüntü, ses ikisi ayrı birleştiğinde üçüncü bambaşka bir şey. Sen de olur. Ara veriyoruz. Ara ver bu fotoğrafı. Evet, bence bambaşka bir şey oluyor. Evet. Ya ben de şöyle diyeyim. Mesela biraz önceki izlediğin örnekte ki ses ve görüntü var. Bunlar çok senkronize. Ara veriyorum. Çok birbirine bağlı. Hatta birbirini yansıtması, birbirini dönüştürülmüş hali. Ama bana ne? İkisini birlikte duyumsamak, ben de farklı bir şey yol açmıyorum bence. Ben de şu olabilir. Duyumsadığım şeyi ister ses ister görüntü olsun. Daha altını çiziyor. Hmm. Daha belirginleşiyor. Kırmızı olan şeydi. Bunda bambaşka olan şeyde. Ama mesela iki farklı şey olsaydı, görüntü kendi sinemadaki gibi bağımsız davransaydı, ses de bağımsız davransaydı, o zaman yeni bir şey belki. İşte aslında verdiğin işte Orange Otomatik Portakal'daki gibi dövme sahnesi öyle var, piyano sahnesi var. Piyano hepsi ayrı olduğunda ikisini birleştirdiğin zaman başka bir şey oluyor. Ama şu birbirini... Bu birbirini sürekli besleyen, birbirinden besleyen. Birbirine öykünen iki şeyin söylediği aynı şey aslında. O yüzden... Daha kuvvetli hissedebilirim bunu, o kadar değil. Bir şey mi ya, bu görsel bazla ilgili bir şey mi? Yani az önce bundan önce açtığım vardı ya şey, kırmızı noktalar. Hı hı. Ama mesela bana çok böyle zevk veren bir şey. Ama herhangi bir anlam, yani desem bu ne, bilmiyorum derim yani. Ya da bunu sana ne ifade ediyor desem hiçbir şey derim. Ama böyle izlemek keyif verici bir şey gibi bir şey. Sinemada biraz daha farklı oluyor. Ya orada mesela işte şeyi söyleyebiliyoruz. Bak işte şiddet sahnesi var, onun üstünde Beethoven çalıyor. Ona böyle oturup üstünde düşünelim o zaman aslında yönetmen burada ne demek istemiş gibi bir şeye dönüşüyor. Bu sadece hani benim düşünüyorum. Sadece böyle zevk gibi bir şey gibi. Görsel bir hazır. Şey var, Avrupa Artı Şüphigel Şüphigel diye bir parçası var. Bu çok grafiksel bir eser. Mesela onu dinleyebiliriz biraz sonra. Dinleyelim. Ben sunuşu burada bitireyim. Kaydı bitireyim. Bitti mi senin sunuşun? Ya ben Fischinger'in lumigrafını da gösterecektim. Ama bir sonraki derste ışık gösterileriyle onu başlarız. Ha, bunu devam ettireceğiz değil mi? Aha, haftaya değil, ondan sonraki hafta. İşte program boyu iki hafta sunuşu. Sen bunu kapatıyorum. Ya,